Merhaba hanımlar, ben Neslinin İğneoyaları. Neslinin İğneoyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Neslinin İğneoyaları YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bugün size harika tasarımı, bana ait model, fikir bana ait olan bir modelimi anlatacağım. Öncelikle size ip nolarımı söyleyeyim. 773 yeşilim. Bebe mavi. 3044. Sarım 713, saks mavim 7151. Evet hanımlar, şimdi size bugün böyle saks mavisinin üstüne bu çok güzel tasarımı, bana ait olan modelimi anlatacağım. Küçük minyatür gala çiçeğini anlatacağım hanımlar. Yazmamın renginin numarası 430. Saks mavisi hanımlar. Şu şekilde göstereyim size de. 430. Bugün size bu muhteşem modelimi çalışacağım. Umarım anlatırım. Umarım siz de anlarsınız. Evet hanımlar. Biraz yapmış olduğum. Şimdi öncelikle modelimi ara yolunu iki tane sizinle çalışacağım. Şimdi bu şekilde. Öncelikle ara yolumuzu çalışacağım hanımlar. Zürafanın üstüne bir tane küçük zürafa yaptım. O zürafanın içine iki tane küçük pırpırımı yapacağım. Bir ve iki. Şimdi o pırpırımın, iki pırpırımın üstüne böyle üstüne atladım. Diğerini de atlıyorum hanımlar. Şu şekilde. Ve yani 2-1 yapacağım hanımlar. Bu şekilde. Aşağı iniyorum. Arada bir tane zürafamı bırakıyorum, bakın. Bu şekilde. Arada bir zürafamı bırakıyorum ve ikinci zürafama direkt atlıyorum hanımlar. Bu şekilde. İpimi biraz gevşek tutacağım hanımlar. İpiniz biraz gevşek olsun. Üstünü yaparken o gevşek ip bize lazım olacak. Şimdi ikinci pırpırımı yapıyorum. Bir ve iki tane pırpırımı yaptım. Hemen yine ilk yaptığım pırpırımın üstüne ipimi atıyorum. Sonra ikinci pırpırıma atlıyorum. Ve şimdi küçük pırpırımın içine zürafam, üstüne oluşan zürafamın içine atıyorum ve hemen aşağı iniyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar, bu şekilde aşağı indim. Şimdi yapraklarımızı çalışacağım hanımlar. Arada 4 tane motiflerim, şey, modelimizle ara yolumuzun arasına 4 tane zürafa bırakıyorum. 1 2 3 ve 4 hanımlar. Bu şekilde bakın. 4 tane zürafamı bıraktım. Şimdi bir tane arada bırakıyorum. İkinciye atıyorum. Bir zürafa arada bırakıp ikinci zürafama battım ve yine ilk zürafama geri dönüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın bu şekilde. Ve şimdi yine büyük zürafamın içine sık bir düğüm atıyorum. Şimdi yapraklarıma başlıyorum. Yaprağım 3 tane küçük pırpırla başlıyor hanımlar. 1 2 ve 3 hanımlar. Dönüyorum ilk pırpırıma.
ve iki yandan artırarak gözlemelerimiz 6 olana kadar arttırma işlemini yapıyoruz hanımlar. Arttırmamız. Üstteki pırpırımız, buradaki pırpırlarımız 6 olana kadar arttırıyoruz. İki yandan artırarak ilerliyoruz hanımlar. Beş tane pırpır zürafamız oldu. Şimdi son sıramızı gidiyoruz. Evet hanımlar, artırma işlemimizi bitirdik bu şekilde. Şimdi artırma işlemini bırakarak sıfırlıyoruz. Evet hanımlar, şu şekilde yaprağımızı sıfırlayıp geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimi kesmeden direkt kontür yapar gibi aşağı iniyorum. İpimi hiç kesmeden direkt aşağı iniyorum hanımlar. Şekilde aşağı indim. Büyük gözümün içine atıyorum. Hemen bu şekilde. Şimdi diğer yaprağımı başlayacağım hanımlar. O da aynı işlemi yapacağım. Ben hemen diğer yaprağımı yapıp geleyim. Evet hanımlar, bu şekilde İkinci yaprağımızı da bitirdik. Yine aynı şekilde kontür işlemi yapar gibi aşağı iniyorum.
Evet anlar bu şekilde. İndim. Bunu aşağı kadara indirip geliyorum. Evet anlar bu şekilde aşağı indirdim. İpimi kesmeden direkt altı gözeme olan yere yine batıyorum. O şeye kontur çektiğim zürafaya battım ve diğer tarafa attım hemen. Bakın küçük bir küprü oluşturuyorum oraya. Küçük bir küprü. Çok geniş durmasın orası hanımlar. Bakın bu şekilde. Küçücük bir köprü oluşturdum. Şimdi buraya küçük mü küçük bir pırpır yapacağım. Ve pırpırın üstüne batacağım. Bakın bu şekilde. Ve aşağı ineceğim. Şimdi buraya sık bir düğüm atıyorum ki ipimi sağlamlaştırayım hanımlar. Bu şekilde bir küçücük pırpırımız oluştu. Şimdi bu şekilde bir yaprağımız oluştu hanımlar. Bakın. Böyle yaprağımız bu şekilde. Şimdi minyatür galamızı yapmak için ipimizi iğnemize geçirelim. Hemen geçiriyoruz. Şimdi hemen bu şekilde hanımlar. Küçük pırpırımızı yaptık ya. Hemen içine batıyorum. Ve 3 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. Yaprak işleminde yaptığımız gibi iki yandan arttırarak 6 gözeme olana kadar arttırma işlemimizi devam ediyoruz hanımlar. Yine dönüyoruz diğer tarafa ve arttırma işlemimizi yapıyoruz. Ve sonra zürafa işlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar ilerliyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 gözeme olana kadar arttırdık. Şimdi arttırma işlemimizi bırakıyoruz ve kesme işlemini geçiyoruz.
Arttırma yapmadan ilerliyoruz. Sıfırlayana kadar hanımlar. Evet hanımlar, yaprağımız bu şekilde. Şimdi ipimi koparıp bu ipimi sıfırlamayacağım, böyle kalsın ve hemen kontür galamızın kontürünü geçeceğim. Şimdi en dibe atıyorum ve şu ipimi biraz fazla bırakıyorum. Bir tane ipimizle geçiyoruz. Yeter hanımlar. Bu şekilde kontürümüzü geçiyoruz. Buraya da atıyorum. Ve şimdi bakın şu sıfırlamadığım ipimi bu şekilde. Aldım. Ve şimdi sıfırladım. Hiç orada ip kesilmiş gibi görünmüyor hanımlar. Ben bu tarafın kontürünü de bitireyim. Hemen geliyorum. Evet hanımlar, bu şekilde bu yaprağımızın da kontürünü yaptım. Bakın bu şekilde kontür işlemi bitti. Şimdi bunu galaya dönüştürelim. Bunu iki katlı yapıyorsunuz. Böyle ikiye katlayıp ikiye katlayıp bir değil ikinci gözememizi atıyoruz. Sonra birinciye dönüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bu şekilde yapıp katlayıp ikinci iki tane zürafamızı tutturup ipimi kesiyorum. Şimdi bakın hanımlar, gala çiçeğimiz, minyatür gala çiçeğimiz oluştu bu şekilde. Hemen bu şekilde hanımlar. Şimdi size gala çiçeğimin küçücük doğumunu yapacağım.
Evet hanımlar, ipimi iğneme geçirdim, sarı ipimi. Şimdi böyle parmağıma doluyorum ve sihirli halka yapar gibi sık bir düğüm atıyorum. Şimdi bunu bu şekilde bir tane pırpırımı yapıyorum. Hemen pırpırımın üstüne çıkıyorum. Yine bir tane pırpırımı yapıyorum. Yine aynı pırpırımın üstüne çıkıyorum. Yine 4 tane böyle üst üste pırpır yapıyoruz. Küçücük bir pırpır. Çok gevşek durmasın, sık dursun. Yani iğneniz zorla batacak gibi yapın. Şimdi ben video çektiğim için biraz geniş tutuyorum. Onu öyle yapın ki sık dursun. Bakın hanımlar, böyle küçük bir tohumumuz oluştu. Şimdi iğnemizi diğer tarafa geçiriyorum. Evet, şimdi hanımlar şu şekilde şu galamın içine pırpırı iki gözeme tutturmuştum ya, zaten belli oluyor. Hemen iğnemi böyle geçirdim. Bakın hanımlar bu şekilde geçirip hemen üç gözeme başladığımız pırpırın içine batıyoruz. İki düğüm atıp iki düğümümüzü attık hanımlar. Şimdi şurayı yine tohumumuzu geçirdiğimiz yere iğnemizi batıp çekiyorum yukarı. Yani maksat o düğümü hafif kaybetmek. Şimdi ipimi kesiyorum hanımlar. Evet hanımlar, minyatür galamız bu şekilde. Bakın. Bu şekilde hanımlar. Şimdi ara yolunun üstlerinden bir tanesini size yapayım. Evet hanımlar, ipimi iğneme geçirdim ve geldim. Şimdi ipinizi gevşek bırakın dedim. Bu bir dakika. Bir tane. Bakın. Bir. İki. Üç tane. Böyle hafif pırpır yapar gibi yapın. Bu şekilde. Şimdi bu küçük iki biri yapmıştık ya, hemen tepesine bu şekilde batıp buradan sıkıca bir düğüm atıyoruz. Bakın bu şekilde hanımlar. Hatta yine bir tane attın ki sık dursun. Bu şekilde. Üst modelimizde bu şekilde hanımlar. Umarım anlatmışımdır. Umarım siz de anlamışsınız. Minyatür galamızın fikri, işçiliği bana ait. Yapan arkadaşlarım, yapmanızı tavsiye ederim. Yapan arkadaşlarım da olursa, beni etiketlerse çok memnun olurum. Bu şekilde, ama çok güzel oluyor ablaları. Gerçekten çok güzel oldu. Yani üç boyutlu yapamıyorum diye bir şey yok. Hanımlar, bu şekilde minyatür galamız çok güzel oldu. Böyle sıralı oya yapar gibi minyatüre çevirdim. Umarım beğendiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Yapan bütün arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yaparken beni de etiketlerseniz çok sevinirim, sizi hikayede paylaşarak.
Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinizi çok sevin. Yanında beni de sevmeyi unutmayın. Bana abone de olmayı unutmayın. Zil butonunuzu da açın. Atın bütün videolardan aniden haberdar olmak için. Bu şekilde hanımlar. Saksa mavisine de bebe mavisi çok yakışıyor.